Herkese günaydınlar arkadaşlar. Şu anda Hanoi'deyim, Vietnam'ın başkentinde. Sabah saat kaçı? 7'si. Bugün çok uzun zamandır beklediğimiz o Ha Long Bay gezisini yapmaya gidiyoruz. 2000'den, 20.000'den bile fazla ada varmış. Gittim de anlatırım orada. Yılda 6 milyon turistin gittiği, efsanelere konu olan Vietnam'ın belki de en değerli bölgelerinden bir tanesi, adalar topluluğunun olduğu bir yer. Biz şu an Hanoi'den bir tane tur aldık. Turların bilgilerini de vereceğim. Çünkü 1000 dolara da tur var, 200 dolara da tur var, 35 dolara da tur var. Onu gittiğimde anlatacağım sırasıyla size. Şimdi Hanoi'den yaklaşık 4 saatlik bir otobüs yolculuğu yapacağız ve Ha Long Bay'e ulaşacağız. Hadi bakalım. Benim için belki de bu coğrafyadaki en güzel gezilerden bir tanesi başlıyor. Bizim rehber şu abi motorla gelmiş ama bir değil. Şimdi otobüse doğru gidiyoruz. Ve sabahın 7'sinde yine milyonlarca motor. Bak ya, biriniz de yol verin ya, gözünüzü seveyim. Otobüsümüz gelmiş. Bayağı lüks bir şeye benziyor ya Yücel. Sonunda geldik. Çantayı sağlam tut da. Şimdi adaya gideceğiz. Otobüsümüz buydu. Yollar falan fena değildi ama trafik kuralı falan hiç beklemeyin arkadaşlar. Buranın trafik kuralı nasıl oluyor ben de çözemedim hala. Şimdi şurada bir rehberimiz var. Teknelerden şu arka tarafta, bu bulunduğumuz adanın ismi de Dao Tuan Chau diye bir yer burası. Buradan kalkıyor tekneler. Şimdi arka tarafa gideceğiz, tekneye bineceğiz. Ama bu arada süper. Şu anda tekneye gidiyoruz. Bu arada bu bizim tur 40 dolarlık turdu. Günlük, yani Hanoi'den biniş, Hanoi'ye geliş, öğlen yemeği olacak. Tekne turu olacak. Akşam dönüş de vardı. Biz dönüşü almadık, 35'e düştüler. Bize en son ne olur dedik, 35 olur dediler. Şimdi de direkt teknelere bineceğiz ve inanılmaz bir kalabalık var. Yılda 6 milyon kişi geliyor dedim ya buraya. Onun kalabalığı. Bayağı da acıktım ha. Bu arada bu geziyi direkt kendiniz Ha Long'a girip de alabilirsiniz. Aynı fiyatlarda. Ama bizden uğraşmak istemedik. Çok da bir fark etmiyormuş. O yüzden değmediğini tahmin ettiğimiz için yani paket tur almış olduk. Ve aynı zamanda Ha Long'da kalacak yerler de var. Yani bir gün önceden gelip otellerde kalabilirsiniz. Ertesi gün tura gidip günlük kalabileceğiniz turlar da oluyor. Gece biz kalacak olanlar turları seçmedik çünkü daha pahalıydı. Bir de bizim vaktimiz yok. Bununla idare edeceğiz artık bir dahakine. Aha göründü. Karşıdalar. Ha Long Bay aslında Descending Dragons, yani azalan ejderhalar demek. Şu tarafta kalacak o körfez, Ha Long körfezi ve ejderhalarla ilgili bir sürü de böyle şeyleri var. Bunların hikayeleri var, onu anlatacağım az sonra size. Ama şeyler, hep böyle geçmişte yüzyıllardır gelen gelenekleri var. Şimdi bize biletleri verdiler. Böyle biletler. 40 bin diyor. Ne bileyim? Bu şeye giriş. Mağara var. Mağarayı ziyaret edeceğiz aynı zamanda. 40 bin wonmuş. Wonmuş tanesi, yani 1,5 dolar falan. Birçok filmde gördüğünüz tekneleri canlı canlı görmek çok farklı bir duygu ya. Bir sürü film çekildi bu Vietnam'da. Hem savaşla ilgili hem körfezi anlatan. Tanıtımlarda da zaten adamların en önemli kullandıkları yer bu Ha Long Bay dedikleri yer. Çok mutlu ediyor insanı. Verdiğim her bir dolara değiyor şu an valla. Efsaneye göre eskiden bir ejderha varmış. Ailesi falan da varmış işte, çocukları falan varmış. Bu Vietnam halkını çok seviyorlarmış. Ondan sonra binlerce yıl önce tabii bu dediğim şey. Ondan sonra buraya inmişler, bu Ha Long Bay'e, körfezine. Bu şekiller de o ejderhalara benziyormuş. Böyle bir şey var. Hikaye var artık. Efsane. Efsane var. Ne kadar inanırsınız inanmazsınız ama Vietnamlılar bayağı bir inanıyor gibi. Şimdi artık yolu almaya başladık.
Şimdi teknede yemek gelmeye başladı. Yumurta. Şurada da karides falan var. Şimdi keyifli yemek yiyeceğiz. Bu midye değil. Ne bu? Kadına bakıyorum. Şu ana kadar yemek fena değildi. Bunu da deneyimlemek için yiyorum. Değil mi? Limon dökseydim bari ya. Bunu insan niye yer ya? Midye gibi ama acı. Vietnam'da işsizlik %2 ila 3'lerde. Sebebi ne biliyor musunuz? Göstereceğim. Herkes ekmeğinin peşinde. Yumurta falan şey, muz falan satıyorlar böyle. Herkes bir şeyler satma peşinde ülkede. Bakın şu anda şuradaki binlerce adayı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani burada o kadar çok ada var ki biz şu anda o adaların içerisinden devam ediyoruz yol almaya. Ben de şöyle iki büklüm kaldım burada. Kaptan Köşkü'ndeyim. Buradan manzara daha güzel görünüyor çünkü. Ama harbi 2000'den bile fazla ada vardır ya. Şimdi ilk adımımı attım. Adaya geldik. Burada bir tane mağara varmış. Orayı göreceğiz. Bu arada var ya, efsane bir manzara var ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Ne kadarını görebiliyorsunuz bilmiyorum da. Ya çok çok güzel vallahi ya. Şimdi buradaki meşhur mağaranın ismi de Tam Huan Tuyen 2 diye bir şey. Buraya girişte 250 bin dongmuş. Yani 12 dolar falan. Oo, şimdi en yukarıya çıkacağız. Bak şurada mağaranın olduğu yer var. Hem oradan güzel de fotoğraf yakalarız. Bu arada öğlen yemeğinde hiç doymadık ya. 2 gram şey veriyor sana. Karides falan verdiler. Sebze yemeği sadece. Sebze yedik, bir de havuç yedik sürekli. Öyle et falan bekle. Ekmek yok, peynir kötü, şey, pilav kötü. Şimdi bunu vereceğiz. Buyur ablacığım. Thank you. Tamam. Burası en meşhur yerlerden bir tanesi. Hang Song Sot yazıyor. Şurada ama bu olması lazım muhtemelen. 10 dakika kadar yürüdük. Mağaranın girişi şöyle. Burayı, bir de burayla ilgili daha doğrusu bu Halong Bay ile ilgili bir efsane daha var. O da diyor ki, işte savaş olmuş, ejderha ve çocukları gelmiş. Ağızlarından zümrütle savunmuşlar burayı, Vietnamlıları korumak için. Çünkü Vietnamlıları çok seviyormuş. Dragon ve ailesi. Ondan sonra zamanla da bu ağızlarından çıkan zümrütler taşlaşmaya başlamışlar. Ve bu adacıklar oluşmuş. Böyle bir efsane var. Efsane, evet. Efsane işte. Her şey tabii efsane. Tabii bunlar efsane. İnanmıyoruz efsanelere. Yok, inanmıyoruz değil. İnanıyoruz, saygı duyuyoruz ama bize saçma geliyor genelde. Diyor ki, kafanıza dikkat edin diyor. Çok dar diyor şurası diyor. Şuradan geçeceğiz şimdi. Gelin bakalım. Her yerde Çinli var bu arada. Taşların hepsine bir hikaye yüklemişler. İşte şurada Buda'ya benzeyen bir taş var falan. Şurada kediye, köpeğe, file benzeyen taşlar var falan. Onları anlatıyorlar. Turizm, turistik amaçlı yani. Hani hikayeler yaratıp insanların dikkatini buraya çekmeye çalışıyorlar. Başarılılar mı? Çok başarılılar. Ya bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Bak şimdi dur. Bak şunu görüyor musunuz bu? Şurada bak bir de sivri bir şey var, tamam mı? Bak dokunayım. Bak şurada tam. Şuradaki bak.
Kırmızı bir şey. Diyor ki bu ne dedi? Çocuk bir tanesi dedi ki işte ele benziyor dedi, tamam mı? Hayır dedi, bu dedi bizim için dedi önemli dedi, yani kutsal bir şey dedi. İşte korunmak için yapılmış, silah manasındaymış. İşte hatta şurada bir tane delik açılmış. Onlar için şeymiş, değerliymiş. Halbuki bir tanesi de şey, penise benziyor diye. Ya bunu pazarlamışlar ya. Hayır, bizim için de çok önemli, çok manalı, çok önemli duygusal dedi. Bir şey diyor. İlahi bir şey yani. Önemli de şu. Böyle çok garip garip şeylere anlam yüklemişler. Bu arada mağara 10 numara. Mağaraya laf var mı? Yok. Mağaraya laf yok. Mağara süper arkadaşlar. Yani gördüğümüz en güzel mağaralardan biri benim bu zamana kadar. Arkadaşlar size buranın ne kadarını gösterebildim bilmiyorum ama gerçekten de efsaneler efsanesi bir yerdi burası. Deniz, bayıldım ha. Gel abi gel bak. Ne oldu? Dragon'un gözleri burada. Bütün telefonlarda çıkıyormuş bu. Oha! Görebiliyor musun? Lan gerçek mi? Bak temizliyorum. Ha? Yine var abi. Yine var. Dragon Necla değil mi o? Hayır, Dragon'un gözleri. Abi ciddi söylüyorum ya. Kendi telefonunda bir denet çıkmadıysa. Hayır abi, bunu ben şu an oluşturuyorum ve senin telefonda çıkmazsa hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum yansıma hepsi. Dragon'un gözleri abi, ne yansıması? Bak sende de var. Aha vallahi var. Bak şu maviliği görüyorsunuz mu? Benim ekrana dokunsana bir. Güzel. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Hani demiştim ya gece kalmalı tekneler var diye. Ha, onu yapıyorsanız, çizseniz falan böyle romantik bir akşam olsun diyorsanız yapın. Biz iki erkek geldiğimiz için yapmak istemedik. Fiyatları da 100 dolardan başlıyor. 3 günlük olanları da var. Ama 3 gün sıkar bence. 2 gün, yani tek gece 2 gün olanlar daha güzeldir. Şimdi biz buradan mesela ayrılacağız. Şimdi başka bir yerde bir aktivite falan olacakmış. Böyle teknelere falan binecekmişiz. Oraya doğru gidiyoruz. Ama dedikleri doğruymuş. Halong Bay harbi güzelmiş. Şimdi mağaradan ayrıldık. Mağaradan ayrıldıktan sonra iki tane alternatif var. Ya kanoyla ya da teknelerle geziyorsunuz. Bambu bot diyorlar. Biz şimdi teknelerle gezilen, bambu teknelerle gezilen bir yere gidiyoruz. Gittiğimiz manzaralar da böyle. İnanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir turizm. Bu adamları var ya takdir ettim, takdir. Hem de kişi başı minimum 40 dolardan satıyorlar. Şu bileti var ya asla atmamanız gerekiyor. Atarsanız hiçbirine giriş yapamıyorsunuz. Yenisini almanız lazım. Ana filmlerdeki gibi. Ne güzel ya. Şimdi ceketlerimizi giydik. Bambu botumuza bineceğiz. Abi öyle ben geçeyim de bir de çekeceğim ya. Ne? Bağımı botumuzla yola çıktık. Bak şimdi Çinli teyzeye gösteren nasıl gülmeye başlayacak. Güzel mi? Güzel mi? Good! Yeah! Party! Burası güzel değil. Efsane, muhteşem ötesi bir yermiş. Şu arka taraftaki dağdan geçtik, altından böyle yol gibi bir yer vardı. Şimdi bulunduğumuz yer böyle bir yer, bakın. Filmlerdeki gibi ya. Ya ben şimdi Filipinler'de El Nino diye bir yer gördüm. Hani orayı görmüşseniz, oradaki Secret Lagoon'lar falan var. Onları görmüşseniz burası sizi kesmez. Ama gayet güzel yine de, kötü demiyorum. Öyle bir bilgi vermek istedim. Tur bitti teyze. Tur finished. Finito. Elimizden geldikçe size Halong Bay'i böyle göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bundan sonra videoların devamı gelecek. Vietnam'da gezmeye devam edeceğiz. O yüzden aşağıdaki linklerden kanala abone olup hatta Instagram bir hayalin peşinde hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Güzel, gezimiz bitti. Ben inanılmaz mutluyum. Ben de çok sevdim arkadaşlar. Çok güzel bir yerdi. 2000 tane adanın olduğu bir ülkedeyiz. Ya çok çok keyifliydi. Umarım sizlere de nasip olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese Vietnam'dan selamlar. Bye.
Bye.